Suriyeli muhalifler Katar'ın başkenti Doha'da yeni yol haritaları için toplanırken çatışmalar başkent Şam'da hükümet binaları etrafına kadar ilerledi. İsyancıların gerçekleştirdiği havan topu saldırısında Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bulunan Başbakanlık binası ve Messe askeri havalanı isabet aldı. Yine Şam'da gerçekleştirilen bombalı saldırıda üst düzey bir hakimin öldürüldüğü duyuruldu. Bölgede yaşanan son gelişmeler üzerine Ürdün'de Suriyelilerin kaldığı kampı ziyaret eden İngiltere Başbakanı David Cameron, Suriye'de savaşan muhaliflerle doğrudan görüşeceklerini açıklamıştı. Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Lahtar Brahimi ise ülkede ateşkesin sağlanamaması durumunda Bosna-Hersek Savaşı'nda yaşanan trajedinin tekrarlanacağını belirtti. Öte yandan Türkiye ile NATO arasında Suriye sınırına Patriot füze savunma sistemlerinin yerleştirilmesi için görüşmelerin yapıldığı kaydedildi. Ayrıca Suriye ordusuna mensup 7 generalin Türkiye'ye sığındığı bildirildi.